Şurada şöyle yapalım işte. Onun kaybı benim arkadaşım. Sınıf arkadaşım aslında. Şöyle bir anım var senin. Değerli muhtarlarım, meclis üyesi arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticileri, eski Tece Belediye Başkanımız, kıymetli Tecelliler. Bugün aslında önemli bir gün, tabi Cuma günü olması ayrı bir özellik taşı, mübarek bir günde bu açılışı yapıyoruz. Fakat arkadaşların bana verdiği bilgiye göre 1919 yılının 20 Şubat'ında Milli Mücadele döneminde Tece'de bu tarihte şehitlerimiz olmuş ve bir mücadele sonucunda burası kazanılmış. Öylesine de bir önemli günün arefesinde burayı açmış oluyoruz. Başta tabii ki değerli merhum Mehmet Kara'nın torunu, eski belediye başkanımız Mehmet Kara ve diğer varislere ben teşekkür ediyorum. Buradaki desteklerinden dolayı. Çünkü yer belediyeye geçmiş, başkanımızın söylediği gibi. Fakat bina kendilerine aitti. Sağ olsunlar, başta Mehmet Kara başkanımızın desteğiyle burayı taziye evi ve muhtarlık olarak yaptık. Güzel hizmet olacağına inanıyorum. Zamanımız az olduğu için ben birkaç tane sadece şu kısa dönemde yapılacak şeyleri söylüyorum. İki tane daha taziye evi Tece'de yapılacak. Kısa sürede gerek belediye tarafından gerek merkezi idare tarafından Tece'de yapılacak birkaç konumuz var. Belki önümüzdeki cuma açabiliriz. Tece'de Vanlılar Mahallesi denen Vanlıların oturduğu bölge dediğimiz alanda da bir taziye evini daha açacağız. Bitti, tamamlandı. Orada da bir taziye evi açmış olacağız. Ayrıca üçüncü taziye evini de belediye meclisimizden karar çıktı. Bir hayırsever tarafından yine Tece bölgesinde YMK Bulvarı'nın güneyinde de üçüncü taziye evimize de başlanacak. Kısa sürede bitecek. Yine ben göreve geldiğim zaman da sizler tarafından dile getirilmişti. Bana göre de öyleydi. Tece'de bir lise sorunu vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile, valilikle uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Nihayet bir yine hayırsever tarafından düğün salonunun karşı tarafında GMK Bulvarı'nın altına bir lise inşaatına da çok kısa bir süre içerisinde başlanacağını ifade ettiler. Bu da Tece için olumlu bir konu. Tece plajı Çevre Bakanlığı'ndan sahilin kiralanma onayını bekliyoruz bakandan. Uzun süre oldu maalesef. Herhalde yaklaşık bir sene. İlgilenenler var. Biz de takip ediyoruz ama Tece plajını mutlaka bu dönem çok daha modern hale sahille beraber getirmek istiyoruz. Yine uğraştığımız sahildeki 76 dönüm hazine tarafından TOKİ'ye verilen alanın sözünü aldık. Yeşil alan ve spor alanı olarak orası gerçekleştirilecek. Merkezi hükümetten de destek alacağız. TOKİ tarafından yapılmasını sağlayacağız. Bakan tarafından da söz verildi. Karakolumuz için
Emniyet Müdürümüzle yine uzun zamandır görüşüyorduk. Nihayetinde otoban kavşağına varmadan sağ tarafta emniyete ait olan bir yer var. Oraya da yine modern bir emniyet amirimiz de buradaydı herhalde az önce. Oraya da bir emniyet binası gerçekleşecek. İmar planımız mezit olarak tümünden %97-98 oranında tamamlandı. Tece bölgesi de meclisten çıktı. Tece ve Davultepe'nin deniz tarafını söylüyorum. Belediye Büyükşehir Meclisi'nden çıktı. Önümüzdeki günlerde askıya çıkacak 30 gün süreyle itiraz hakkınız var. Onlar tabii ki itirazlar Büyükşehir Belediyesi'nde tekrar görüşüldükten sonra plan kesinleşmiş olacak. O planları muhtarlarımız gelip bizden alabilir, biz göndeririz Tece'deki muhtarlarımıza ki vatandaşların haberi olsun, itiraz haklarını kullansınlar diye. Çok fazla sayıda müteahhit Tece'de yatırım yapmak için, inşaat yapmak için projelerini bekletiyorlar şu anda. Bir buçuk ay kadar sonra zannediyorum kesinleşir plan. Plan kesinleştikten sonra inanıyorum ki Tece Mersin'de en yoğun yapılaşmanın olduğu bölge olmuş olacak. İlgi odağı Tece. Bir taraftan da Rusya'dan, Moldova'dan dün de ziyaretime geldiler grup halinde. Birçok insan Tece'yi tercih ediyor ve bu akım devam edecek. Öyle görünüyor. Yurt dışından Tece'de yerleşmek için insanlar tercih ediyor burayı. Ve o nedenle de müteahhitler artık 1+1 daire şeklinde projelendiriyorlar yabancılara dönük olarak. Yani artık Tece eski köy hüviyetinden yavaş yavaş sıyrılıyor. Değil yani Mersin'de ve Türkiye'de, yurt dışının da ilgi odağı olmuş durumda. Gerçekten Tece o eski yıllardır süre gelen şikayet ettiğiniz, mezitliliği demediğiniz, Teceliyim diyorsunuz ya, artık herhalde mezitliliğim demeye başlayacaksınız diyorum. O ikinci üvey evlat gibi kendinizi nitelendiriyorsunuz bazınız. Artık o üvey evlat konumundan çıkarsınız inşallah bizlerin de desteğiyle güzel bir Tece yaratmış olacağız. Ben tekrar saygıdeğer merhum Mehmet Karay'a Allah onun yeri nur içinde yatsın diyorum kendisine. Ve torunu hissederler Mehmet Kara eski değerli belediye başkanımıza ve bizim çalışma arkadaşlarımıza katkılarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yok bir sürü başkanım masadan istemiyorum. Masam yok. Diğer muhtarlar görmesin. Evet. Masadan istemiyorum. Değişik etkinlikler yapılabilir. Aynen. Kırdır bağlı. Sağ olun, hoş geldiniz. Bu bölümün mutfağı. Burada satış yaparsın. Değil mi? Sırtma gerek yok. Kenara geçebilir miyim? Çok da. Tamam, teşekkür ederim. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
kalsın. Evet. Burada gezmeyenler gezsin. Güzel olmuş. Evet, başkanımız. Evet, gezmeyenler. Teşekkür ederim. Emekli olmasın. Evet.